Pekala. Tamam, bu hazır. Şimdi de marker koyayım bir tane. Sevgili YouTube, Mobile Application Security eğitiminin ikincisini Ahmet Bilalcan'la birlikte devam ediyoruz. Bugünümün konusu bir önceki eğitimde başladığımız gibi temel Android uygulama geliştirmede daha sonrasında exploitation kısmımızda çok işe yarayacak bilgileri öğrenmekle ilgili olacak. Deyip hadi başlayalım. Başlayalım. Eğitim bitti. Let's go. Tıkladım ve site gelmedi. Her zamanki gibi. Dur bakayım. Belki gelir. Peki gelmezse planımız ne? Tüh, biz de bunu düşünmüştük o yüzden. Yağmur. Biz de statik olarak bu sitenin içinde reverse engineering challenge'ları da var. Hı hı. Site gelmezse onları yaparız diye çekmiştim. Biz de onlara bakalım. Site gelmez ya. Site gelmez. Velodizil dağların hizmetleri böyle hayatta. Topluma karşı. O yüzden gelmez. Peki o zaman ne yapalım? Şu anda elimizde kaç? 3, 6, 7 tane APK var. Evet. APK'ları reverse'leyip çalıştırarak mı bakalım? Reverse'leyeceğiz. Aynen, çalıştırıp da bakacağız. Bazen çalıştırmamıza gerek kalmayabilir. Normal statikte bulabiliriz. Bu reverse challenge'ların amacı bir şekilde APK'nın içerisinde statik olarak ya da dinamik üretilen flag'ler var. Onlara erişmek. Peki. İlk eğitimde açtığımız JADX'i açıyorum tekrar. Tamam. Sonra da buraden Baby'e ilkidir herhalde. İlk hangisini hatırlamıyorum ama ilkini koyarım. Baby'e mi koydum? Şu anda elimizde bir tane APK var. Bu uygulama ne iş yapıyor bilmiyoruz, değil mi? Şu an hiçbir fikrim evet. Benim yani en azından benim yok ne yaptığına dair. Bir tane şey açalım. VM. Tamam. Öncel Mesut gelmiş. Hoş geldin Mesut. Tıt tıt tıt. Burayı running diyorsun. Nerede running'sin? Heh, buradaymış. Nerede run ediyorsun lan? O emulator açılana kadar bakayım. Önce gidip manifestine bakıyorum. Ne var ne yok diye. Hiçbir şey yok. Permission falan da istemiş zaten. Ama şuradan... Biraz zoom in yapsana. Güzel. Şuradan bu uygulamanın şu iki action ve bir action ve kategoriden uygulamayı bu launch ekranında bastığım zaman, ikonuna bastığım zaman çalışacağı şeyi söylüyor bize, activity'yi söylüyor. Yani launcher'dan tıkladığımızda bu class çalışacakmış. Bu da bunun başlama noktası gibi oluyor yani. Gelip bakıyorum şimdi bu class'a. OnCreate ilk çalışan fonksiyon demiştik. OnCreate'den aşağı doğru göz gezdiriyorum. Şimdi bu uygulama basit olduğu için biraz tek tek satırlardan da bahsedebilirim. İşte şey demiştik. Geçenki eğitimde mesela string'leri bir map etmek için ID'lere tanımlıyordu. Aynı şekilde uygulamanın arayüzündeki komponentlerin bulunduğu kısımları da bir XML içinde şu R layout activity main XML ile tanımlı. Buradaki content view'de gidip o XML'i okuyup uygulamanın arayüzünü oluşturuyor. Çalışmalarında. Uygulamanın arayüzünü oluşturan kod parçası burası yani. Content view deyip bu layout'ı oluşturuyor. Bundan sonraki satırlarda da bir edit text ve text view var. Bunlar da şu fonksiyonu çağrılmış. Find view by id diye. Bu da yine rid yine r klasından geliyor. Bunlar da o komponent şey layout içindeki komponentlerin isimleri yani. Buradaki rid flag ve result. İşte bunlar buton olabilir, edit text olabilir, text view olabilir, farklı farklı şeyler olabilir. Buradakiler edit text ve text view'miş. Edit text işte içine bir şey yazabildiğiniz. Text view de statik olup size bir veri gösteren şey.
Daha sonra burada bu widget'ın içine o bir... Bir şey, lafını balla bölebilir miyim abi? O zaman tabii. Ben şöyle anlıyorum. Bir tane layout'um var. Bu horizontal layout olabilir. Fark etmez. Yani komponentlerin birbirleri arasında nasıl, nerede duracağını artık ona göre planlıyordur. XML'de bir yerde tanımlıyordur diye anlıyorum. Burada bir tane edit text'im var. Bir tane de text view'um var. Edit text'in adından benim anladığım hani bir tane input box. Onun yanında da bir tane text view var. O input'un ne anlama gel? Mesela isminizi girin gibi bir anlama gelen. Burada işte atıyorum bir string ifade var. İsim, burada da box var. Buraya isim girebileceği o view'ların ayarlandığı bir yapı görüyorum diye anladım ben senin dediğinden. Evet. Aynen dediğin gibi abi. Bu kısım içine bir input alan yer. Şu flag widget. Daha sonra bu aldığı input'u karşılaştıracak bir şeylerle. Hı hı. Bu kısımda da onu bahsediyor işte. Buradaki flag widget'e de bir işte add text change listener tanımlanmış. Bu işte Java'da klasik bir şey, tanım. Hı-hı. Atıyorum bir butonunuz varsa işte butonun değiştiği zaman yapacağı işlemleri bir tane böyle listener tanımlıyorsunuz. İsmi değişiyor. O şeyin, listener'ın fonksiyonları oluyor işte. Text değiştiği zaman, işte text değiştikten sonra, işte buton Hı-hı. tıklandığı zaman gibi gibi action'lar tanımlıyorsun aslında. Action'lar oluyor. Bu da tanımlamış öyle. Uygulamadaki o flag edit text kısmı değişirse, şöyle iki kere tıklarsam üstünde nerede olduğunu belirtiyor. Değişirse buradaki fonksiyonlar çalışıyormuş. Bunun içi boş zaten. Before text, after da boş. Bunu şey için yapıyorlar. Bazı listener'ların overwrite etmeniz gereken fonksiyonları illa yazmanız gerekiyor. Hı-hı. Boş bırakıp ama da bırakabiliyorlar için yani. Bu da saçma ya. Neyse. Evet. Anlamıyorum yani. Bir tane VM. Yeni bir tane oluşturayım. Şu anda bir yandan anlatırken bir yandan da bunu runtime'da göstermeyeceğim VM açmaya çalışıyorum ama sandığımca evet. Bir error veriyor. Kursun bakalım. Okay. Aynen kuruyor. On text change'de ne yapıyormuş? Gidip m result widget'ı build config flavor'daki şeyle text'i değiştiriyormuş. Buna tıklarsam boş bir text var burada. Çalıştığını daha iyi anlayacağız. Şimdilik bakıyoruz herhalde. Buton varmış bir tane. Check flag diye bir butonu da varmış burada. Buna da az önce dediğim gibi set on click listener tanımlamış. Bu butona tıkladığımız zaman bir bazı fonksiyonlar çalıştırıyor. Butonların şeyi, o tanımlanan ana fonksiyonu genelde on click oluyor. On click'e bastığınızda bu içerideki fonksiyonlar çalışacak. Demek ne ki flag checker diye bir tane sınıf var. Bunun check flag diye bir function'ı var. Bu function'a tıklanan text alanındaki yapıyı string'e çevirip gönderiyor. Eğer doğruysa burası tıklanan flag. Text alanı değil. Bu check flag diye bir tane buton var. Uygulama açılırsa her şeyi yiymiş. Açınca flag anlayacağız. Şunu kurdum. Evet bakalım. Burada bir tane buton var check flag diye. Hı-hı. Büyük ihtimalle bir text alanı var şeyde. Onun altında result'ın yazdığı yer var. Onun altında bir buton var. Flag kısmına yazıyorsunuz. Butona tıkladığınız zaman gidip o flag'e yazdığınız şu widget oydu edit text'i. Edit text'teki text'i alıyor ve onu string'e çeviriyor ve bu fonksiyona veriyor. Flag checker nokta check flag'e veriyormuş. Eğer bu koşul sağlanırsa valid flag diyor ve color'ını değiştiriyor. Eğer invalidse yani burayı düzgün çevirmemiş. Başka bir color'a çeviriyor. Peki. Yani bizim yapmamız gereken bu fonksiyonun nasıl kontrol ettiği onu bakmamız gerekecek. Ha, böyle de güzel bir trik var. Çift tıklayınca götürmüyor mu ya da control click diye bir şey var mı? Çift tıklarsak böyle bunların üstüne kullanıldığı yerleri gösteriyor. Hı hı. Sağ tıklarsam bu şeyin üstüne burada pencere açılışı. Select all hepsini seçiyormuş. Anladım. Copy, bu text'i kopyalıyorsunuz. Find usage ve go to declaration var burada çok sıklıkla kullandığımız. Find usage derseniz bu değişken bir yerde kullanılıyorsa ya da fonksiyon ona gidiyor. Go to declaration derseniz de o şeyin tanımlandığı yere gidiyor. Atıyorum. Ben GDGUI'yi kullanıyorum bazen Java'ları işte hani okumak, jar dosyalarını okumak için. Orada hı-hı. böyle işte check flag function'ı var ya mesela onu kontrolle basılı tutup kliklediğin zaman onun definition'ına götürüyor da burada da sağ klik yapıp mesela evet. hani git diyebiliyorsun. Aynı biraz şey anladım.
dandik bir ide olduğu için böyle yapıyoruz biz de. Estağfurullah. Mesela check phrase'e tıklarsam burada find usage ve go to declaration çıkıyor. İlkine tıkladığınızda ilk indekslemek için biraz bekliyorsunuz. Sonra ki aramalarda daha hızlı oluyor bu. Bu find usage ekranında gelenler bir genelde bir fonksiyonu ararken ilk ya tanımlandığı yer gelir ya da kullanıldığı yerler gelir orada. Burada iki tane şey var. Bir tanesi tanımlandığı yer. Onu nereden anlıyorum? Başında public static boolean yazıyor. Java'da bir fonksiyon tanımlarken başına böyle parametreler yazıyorsunuz. İkincisi de bu fonksiyonun kullanıldığı yer. Bu da bir tanım yok. Bu zaten bizim tıkladığımız yerde. Üsttekine tıklarsam ya da buradan gidip go to declaration dersem tanımlandığı yere gidiyorum. Gittiğimde de iki fonksiyonu, iki parametreli bir fonksiyon var. İlk parametresi main activity'nin disini alıyormuş. Bu genelde context aktarmak için böyle dis kullanırsınız Java'da, Android'de. İkincisi de bu girdiğimiz, edit text'e girdiğimiz şey. Benim kirada çalışmıyorum. Ne çalışmıyor? Emülatör mü? Sanırım şu ayarı kapattığım için. Sanırım yoktu. Aç aga, onu da aç. Yani buraya bir flag girdiğimizde context'e birlikte bu string gidecekmiş buraya. Bu flag'e bakarsak da bu string'e nerede kullanılmış tıklıyorum. Bir sürü karşılaştırması var. Or'lu karşılaştırması var burada. Or, arithmetic or, bitwise or. Yani bunların herhangi bir tanesi yanlış olduğunda buraya düşecek false'a. Yani bunların bütün koşulların sağlanmasını istiyor bizden. Flag'in mobisec ile başlaması gerekiyormuş. Mobisec sitedeki formata, flag formatının aynısı. Flag formatının başı. Tersini alıp da char at 0'a bakıyor. Yani bu da son karakterinin kapanma şeyi olması lazım. Parantez olması gerekiyor. Ama formatımız bu olacakmış yani. Aynen, formatımız bu olacak. Flag'imizin boyu 35 olacakmış. İlk flag'i lowercase'e çevirip x8 hanesine bakıyor. Ve bunun this is de başlaması gerekiyormuş. Pardon, şu ama, substring 8'den sonrasına bakıyor. Ama başında mobisec vardı. Nasıl olacak o iş? Substring, tamam, şimdi substring anladım. Substring 8'den, indeksten sonrasına bakıyor. Yanlış söyledim tamam. Başta. Daha sonra tersini alıyormuş. Builder'ın tersini aldı. String'e çevirdi. Lowercase'e de substring dedi. Yani tersinin şu an süslü parantez var en sonunda. Ondan bir sonrası şu string'le başlaması gerekiyormuş. Aga şu end'leri bir enter'lasak sana aşağı yapamıyoruz mu burada bunu? Bunu bir yere çeksene. Azıcık da zoom ver bana. Tamam. Şunları bir her end dediği yerden sonra aldı gözünü seveyim Allah aşkına. Gözünü seveyim şey diyorum. Daha yapıyorum, tamam. Yok yok, bu çok iyi, bu çok iyi. Yani şey yap, aşağı new line ekle de diğer taraftan okuyamıyorum. Her şeyi otomatize edeceğiz hayatta, evet. İlk or mobisec'ti, bunu yaptık. Bunu yaptık, sondan sonuncu karakter bu olacak. Boyu 35 olacak. 8'den sonra şu büyük ihtimal 8. Bakıyorum 8 selected diyor. Aynen. Bundan sonrası tesis de başlayacak. Tersini aldı, string'e çevirdi. İlk karakteri şununla başlayacakmış. Ah. Kediler tarafından saldırıya uğruyorum. Şimdi buradaki string'in ne olduğunu anlamamız için bunu tıklıyorum. Go to declaration diyorum. Bana şöyle bir şey veriyor. Burada bu string'lerin tanımlı olduğu bir tane XML var şurada. Resource, o stress, XML'in identifier anladığım kadarıyla. Evet, strings. Şuna gittiğimde burada last part yazıyor. Yani bu string XML'in içinde last part'ın olması lazım. Evet, şurada vergis yazıyor. Peki. Ama bu terstendi. Yani tersini alıp bakıyordu string'e. Şurayı tekrar açıyorum. Elimde benim şu var.
ne yapıyordu? Tersini alıyordu ve birinci indekse, yani bundan sonrasına bakıyor şöyle, ama tersten bakıyor. Yani şunu tersine çevirmemiz lazım. Görelim. Sıçtım. Peki. Bu oldu. Şöyle baştan toplayalım, bir stringler ne çıkıyormuş. Şundan this başlıyorduk. Is. Aynen, this is'i alacağız. Bu crackmiller'e çok benziyor lan. Evet evet. O başından sonunda. Sonunda bu olacak. Bunlara bakacakmış. 17. karakterde alttan tire olması gerekiyormuş. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Kaçtı bizim? 35'ti. Hop 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 hop. Boyumuz kaç? 44. Hala çok. Biraz daha sil. Kaç etti? 37. Sen daha sil. Hop, 35. Tamam. Peki 17.si? 17.si hangi soruyormuş? Şunun başını sileyim. Şu an birinci kolumdayız. Tamam. Birincinin sağ yani. 17.nin sağı. Şunun. Ama sıfırdan saymaya mı başlıyor? Bir dakika. Black, char, et. Bunları şey yaptın değil mi? Not equal. Ha. Tamam. Burası şuna mı geliyor? 16. Sıfırıncı, yani M'yi düşünürsek char, et, sıfırda M olması lazım. Tamam. Bizim aşağıda kolum 1 gözüküyor. Tamam, 18'e gideceğiz yani. 18'e gideceğiz. Hop. Tamam. Sağ şunun böyle olması lazım. Tamam. Okey. Char, et, get, ye, burada bir şeyler yapmış. Ne yapmış? Abo. Fonksiyona gidelim. Get, ye. Böyle bir fonksiyon varmış. Diyoruz 3 demiş. 3 dönüyormuş. Tamam. Get, ye'leri 3'e çeviriyorsunuz. Ama. Aynen. Burası neymiş? Şunu komple alıyorum. 3. Get, ye'miz bu şurada. Bu da 3. 3. Get, x'e gidelim. 2. Get, x 2'ymiş. X'in altı da varmış. Şöyle yapalım. Boşluk, get. 2 ile replace. Mantıklı. Z'de kaçmış? 4 mü Z? Z ne? Z'leri 3 yaptım. Z'leri de 5 yaptım. 5. Vurduk. Ya, bunları yapamamış çünkü double varmış başında. Bunu da yapalım. X'lerimiz neydi? Tekrar. 2. X. Y'de 3. Zaten başka bir şey kalmadı. Aynen, başka bir şey kalmadı. Bu büyük bir şey mi? Yok, bu APK şey. Reverse diyoruz chat. Şurada Matba. Şuna bakayım, Windows, benim Windows'ta şey var mı? Calculator mı oluyor? Yok, Java şey oluyordu, interpreter oluyordu bir tane de. C. Neydi chat, söyle çabuk. Matpav 2-3-2-4-8 değil mi? Ben direkt anlaşıyorum. Kopyalayıp yapıştıracağım da. Hepsine uğraşmayalım diye. Bu 8 dediğin gibi. 2, şurası 4. 4'ün ikisi 16. 16. Integer'ı da sil. 17. 17'de zaten alt antre vardı. Bu 24. Da 24. 24'teki 17'ye eşit olacakmış diyor. Sen eşit değilleri olacakmış diye yapıyorsun. Çünkü bu tersi çünkü durumda false düşüyor. Geliyor değil mi? Evet. Ha, o yüzden yani. Orada kafa karışıklığı olmasın. Bu değil Java. 24. de 17 ile aynı olacakmış. Bu da sıçtık. 25. ile 18, o zaman 25. ile alt antir olacak. Tamam. Tamam, orada da bir space var. Abi o zaman ben sana söyleyeyim. This is a fucking basic rev ya. O altıdaki ortadaki altılıya fucking sığıyor mu? Bir yazsana Allah aşkına. Yok, fucking değil ha. Şöyle.
Bu arada babanla dinleme bak, fuck fuck dedim sonra sorun yaşıyorsun chat. Yok abi bir şeyle kaçırıyoruz. Bir fazla mı geliyor? Evet, burası be. Basic drum kesin. Neyse biz devam edelim de. Tamam. Flag to uppercase substring demiş. Şurası kaç ediyor? 3, 2... ...18 ediyor. 25. Tamam. 1 çıkar, 24. Evet. Integer'ı siktir et, 24. Böyle, substring 18 ile 24 arası buna eşit olacakmış. Bunun o zaman şurası zaten burada değil mi? Yok bir dakika. Tabii bu fonksiyona veriyor. Bam diye bir fonksiyona bam, veriyor. Evet çok mantıksız oldu. O bam. Ya. Yani, bu fonksiyonun ne olduğunu söyleyebilir misiniz chat? Soralım chat'e. Baktığım an anlıyorum ne olduğunu. Bunun ne olduğunu, bam fonksiyonunun ne olduğunu tahmin edebilecek var mı? Of ilk yazan of. Kim? Lumos'cuğum. Roton 3 demiş. Bir, evet, bir VIP olmuş. Daha vermek isterdim ama zaten VIP'sin. Really? Feyyaz chat'e bak lan. İlk yazan Lumos. Evet. Bende de Lumos gözüküyor. Peki. Şurası da really'miş yani bu. Böyle zaten 17 burasıydı. 18-24 arasına göre diğer alttan trail arası yani şu fucking yerine really yazacağız. Ve upper case'e çevirdiğimiz için de şu an lower case yazdım. Tamam. Yani upper case de olabilir gerçi birden tamam, fazla olsa da var da. Bunu soracaktım. Evet. Peki. Bu 16 nasıl da tamam? Diyor E olacak diyor. Şu, zaten buraya A yazmıştım ya. Evet. Zaten A olarak geldi. Kalacak. Aynen A kaldı zaten. 16 diyor, 26'ya eşit olacak diyor. 15. 16. Pardon, 17, 27'ye eşit olacak. Tamam, spacer bir daha kontrol edilmiş. Evet. Spacer'in alt çizgi olması gerektiği. Evet, evet, doğru. Uppercase chat 25, işaret 25. Bu diyor. 26'nın bir fazlası diyor. Ha, B, A işte. Evet, B'yi A'ya çeviriyor. Bir dakika, şurayı... Ha, bu en baştaki if'e gidiyormuş, tamam. Evet, bunu bir fazlasına çeviriyor, çarette. İyi, güzel. Yani integer olarak düşünürseniz A'nın bir fazlası B oluyor ya, oradan B. 97, 98 meselesi yani. Evet. ASCII karşılıklarının. Ama site gelmeyecek ama play'i bulmuş oldum. Site gelmez. Sonrasında sonradan gireriz aga. Aynen. Ama öyle. Bence şu anda yayında şu anda yayından bunu anladıysanız arkadaşlar bence bir de denemeniz lazım. Bir dakika devamına da bakalım ama çünkü devamı da vardı. Burada diyor ki flame diyor 8'den sonuna kadar olan kısmı get r'la eşleşmesi lazım. Bu ne demiş? R boş zaten. Bir büyük bir küçük yapıyor değil mi? Evet. Eğer büyükse bir sonraki küçük olmak zorunda diyor. Bunu 26'sı için yapıyor. Anladınız mı? Şöyle yani. Hangisinden başlıyor? Upper'la başlıyor. This alttan tire için nasıl düşünebiliriz? Alttan tire olacak demiş. Yanlış mıyım? Ama aynen. Yine de değişecek ama yani. 1 2 1 2 1 2 şu büyük evet. Olacak. Hayır, küçük olacak. Alttan tire büyük olacak burada. Olacak idi olamıyor aynı kalacak. O ama yüzden... şey sığıyor regex'e sığıyor. Regex'e sığıyor o yüzden şimdi s büyük olacak. Değişecek. Hayır abi şimdi t büyük h küçük. I büyük s küçük. Bu tamam. Büyük i küçük. Yani tamam ben küçük de onu demeyi ben tamam, de onu tamam, diyorum. Doğru okey
aynı şey diyormuşuz. S büyük, bu küçük, bu büyük, bu küçük, bu büyük. Ay, pardon. Ağlara dalma orası. Ben... Orası really'ydi sanki. Heh, şöyleydi. Küçük, büyük, küçük, küçük, büyük, büyük, küçük, küçük, büyük, küçük, büyük. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Hayır, dur, sıçtı. Come on. B sanki küçük olacaktı ya. Evet, küçük olacak. Sevmiyor çıktı abici. Küçük, büyük, büyük, küçük. Büyük, evet. Büyük. Ha, böyle olması lazım. Bunun olması lazım. Hoppa. Neyse, bir tanesi, bir challenge'ımızı çözmüş olduk. Evet, başka condition'ı yok. Bundan sonra return true yapıyor. Sen peki APK'yı run edebiliyor musun? Şu anda peki öyle bir imkanımız oldu mu? Int yaptık. Bakalım şey olmadan kabul ediyor. Bir vur bakalım. Restart atmadan. Allah'ım inşallah kabul eder. Epi kapat bence ya. Already. Kebu memu sistem karıştı iyice. Running yapıyor mu? Yapmıyor. Running. Already running. Bekleyin. Şimdi abi, o zaman özetlemek gerekirse, ben bir tane APK'yı açtın sen, tamam mı? Ondan sonra JDX'e attın. Ondan sonra gittin manifest dosyasını okudun. Baktın ki main activity'nin başlandığı yer neresiymiş, buldun. O sınıfın içerisindeki onCreate function'ını okumaya başladın. Bu okuduğun fonksiyonun içerisinde bir tane text aram, bir tane de input box olduğunu, aşağıda da check flag diye bir buton olduğunu anladık. Uygulamayı çalıştıramadık hani, ama bu tür mevzular olduğunu anladık. Check flag'e tıkladığımızda bu input alan kısmın get text to string ile check flag isimli bir function'a, ki bu function'da check flag checker sınıfının içindeymiş. Sağ tıkladın, go to declaration dedin, check flag'in ne yaptığına baktın. Baktığımız yerde evesli nikah gibi if condition'larının ve belli bir takım yapıların birbiriyle ilişkili olduğunu gördün. Oradan da VS Code'a geçtin. Alt alta yazdın tüm hepsine. Evet. Dedin ki bu if neler istiyormuş? Mobisec'le başlayacakmış. Hani ondan sonra Mobisec'ten sonraki ilk kısım this alt çizgi is olacakmış. Ondan sonra en sonda IC, SIC alt çizgi REV ile bitmesi gerekiyormuş. Evet, onu dedik. Tersine çevirdik. Onu tersine çevirttirdi çünkü. Çevirttirince de bu çıktı. Ondan sonra da dedi ki bize this is'den sonraki alt çizgiden sonra bir tane karakter var. Ondan sonraki alt çizgi olması gerekecek dedi. Bunu söyledi flag için. Ardından da 25. ile 28. karakter, 18. karakterlerin de aynı olmasını istedi. Sonra da dedi ki bu ortada kalan kısım için RNYYL'nin 13. satır şu anda. Bunun abi BAM isimli bir function'a girdiğini söyledi. BAM function'ına baktığımızda da chat'ten direkt arkadaşlarımız söyledi ki bu rot 13 hani. Rot 13'ün evet, ne olduğunu kısaca bahsetmek gerekirse 13 karakter shift ediyorsunuz arkadaşlar. Aynen, yani, Z'den de başa dönüyorsunuz. Aynen. Böylece komple bir rotation oluyor. Tam bir rotation oluyor. Bu rotation'dan manuel elle geçirmedik. Gittik internetteki GCHQ'nun çok güzel bir tane tüm bu işler için yaptığı bir tane web sitesi, aynen, var. CyberChef. CyberChef. CyberChef'e rot 13 bunun karşılığı ne olur dedik. Really dedi. Biz de bu really'yi aldık, koyduk. Flay'in olduğunu sanarken bir baktık ki asıl bizim bu if condition'ının devamındaki function'ımızda bir tane de kontrol olduğunu gördük. O kontrolünde karakterlerin sırayla büyük küçük büyük küçük büyük küçük olmasını istediğini fark ettik. ABC'de ona göre çevirdi. Ben böyle anladım abi hikayeyi. Evet, süper anlamıştım. 8 zor değil mi o demiş? Değil. Değil. Good boy. Good boy MDI. Hemen öğrendi. Çünkü sondan da başa dönüyorsun. XOR'la aynı şey oluyor. Peki sizin sorunuz var mı chat? Bence bunu şu anda anladıysanız bile gene de manuel kendiniz gidin, daha sonrasında yarın falan bence çözün abi, bana sorarsanız. Evet. Buna şey diyenler olabilir. Ben bunu elle çözmek istemiyorum da diyenler olabilir.
Anger'ın Java şeyi de var. Symbolic Execution da var. Böyle Anger'la falan uğraşan varsa bunu Java'ya yaptırabiliyorsunuz. Bazen CTF'lerde öyle bir condition koyuyorlar ki elle yapamıyorsunuz onu. Ya çevirip Python'a falan çevirip Z3'e çözdürüyorsunuz ya da direkt bu Anger'ın Java şeyini kullanabiliyorsunuz. Ben de birkaç kere kullanmıştım bunu. Direkt Java'da sembolik olarak çalıştırmadan bu condition'ları sağlayan koşulları bulup yani fonksiyon olarak buluyor senin input'una göre. Böylece direkt sen hiçbir şey yapmana gerek kalmadan çözüyor. Biraz brute force mantığıyla mı buluyor? Yok. Yani mesela buradaki koşullarda şu fonksiyon yazıyor ya. Bu fonksiyonun şeklini bir matematiksel formüle çeviriyor symbolic execution'da. Anladım. Girdisini ve çıktısını ona göre oluşturduğu için en sonunda da bir solver'a veriyor. Bu işte SMT solver, Z3 kullanıyor Anger arkada. O solver'da matematiksel işlemler yaparak çözüyor. Yani şey gibi lineer cebir görüyorsunuz ya. Anladım. İşte üniversitede falan. O mantıkla çözüyor. İyiymiş. Ben de şeyi düşündüm. Biz bunu statik değil de dinamik analizde böyle flag'i bulamaz mıyız rahatlıkla diye düşünmüştüm. Bulabilirdik. Örneğin bu BAM'a bir fonksiyon verdiğimizde çıktısına bakıp ne olduğunu direkt hiç bunu okumadan anlayabiliriz. Evet, tam onu düşünmüştüm ben de. Öyle bir şey yapamaz mıyız? Ama direkt input'a erişemeyiz öyle. Yine geri çevirmemiz lazım. Doğru, fonksiyonu. Gene çevirmek gerekecek. Anger sembolik olarak çözüyor bunu. Symbolic execution'ı gidip araştırırsanız çok uzun şey yani TTMO'daki sunumu dinleseydiniz öğrenirdiniz ama dinlememişsiniz işte. Oğlum niye kızdın bir anda insanlara? Ayıp. Aga be. Peki sanal makinamız çalışıyor mu? Bir şu kodumun app'ini bir göreydik ya. Sanırım restart atmam lazım. Yapma ya. VSL'le çakışıyordu galiba bu da o yüzden böyle sıkıntı oluyor. Olabilir. VSL'den de vazgeçemem. Evet. Kan çıkmadan olmaz ya. Bence güzel oldu. Ben anladım. Ya ben anladığımı düşünüyorum. Chat siz anladınız mı? Sorunuz varsa sorun. ABC chat'i okuyor musun? Okuyorum, okuyorum. Ha, kahve alıp geliyorum ben de. Fuzzing anlatıldı, symbolic execution anlatıldı. We're gonna take it. Yes, we're gonna take it. We are going to take it. Anymore. Durun APK'yı ya, ben bana size at. Şey yapacağım, tamam. Kendi telefonla çalıştıracağım. İfşa olmasın. Yok, do not in, şey yapınca belli olmuyor hiçbir şey. Do not disturb. Bir ABC kolay yetişmiyor ya. React Native'de yazılan JavaScript kodları aradaki bridge ile native modüllere çevriliyor. Bunları decompile etmek mümkün mü? Sen de her yayında bence bu soruyu duymaya başlayacaksın. Evet, her yayında React Native soruluyor. Yazdığın JavaScript kodları native modüle çevrilmiyor aslında. Direkt JavaScript yazılıyor orada. Asset bundle'ı açarsan o son React'ta öyle değil ama önceki React'larda direkt JavaScript dosyasına oraya minify edip koyuyor. Bütün JavaScript'i görebiliyorsun. Son React Native'lerde de Facebook'un Hermes isminde bir tane nasıl diyeyim, kendi dili var. Ona compile ediliyor ve IPC'yim. Ona compile ediliyor. Bu sayede şey yapabiliyorsunuz. Hop. Kamera. Ben bir seni yayından alayım dedim. Ayarlayınca geri veririm ben seni. Sen bir yok, sistemi yok, ayarla. Yok. Ben öyle geri veririm seni. İfşa olmasın orada. Tamam. Ayarlıyorum. Belli bir takım. Snapchat'in falan çıkacak. Şimdi rezil olacak. Şey sileyim dur. Bakayım neler varmış. Yok. Of. A1F.
Ha geldi galiba uygulama. Geldi. Uy, çok iyi. Geldi de ben verdim mail'i. Aha tamamdır. Belki size kendi telefonumda açıyorum. Böyle hizmet görünüyor. Abi ben, böyle bir hizmette sınır yok ABC'de gerçekten. Camel mi çalışmıyor? Bu yazdığım şeydi bu arada. Bu son Android versiyonlarında ADB over Wi-Fi diye bir şey var. Hiç USB takmadan direkt Wi-Fi'den ADB'ye bağlanabiliyorsunuz. Bunu İkinci açman gerekiyor değil mi telefonda? ADB'yi açmam gerekiyor evet. Peki bir device connect olana kadar o beklemek zorunda mısın o ekranda? Yoksa onu enable ettin, arkaya attın, herhangi biri bağlanabilir mi? Bağlanabilir. Abi bu biraz tehlikeli sanki. Lokal için evet. Hatta geçen Ege ile anlattığımızı duymuş muydun abi? Chrome'un debug şeyi de var mesela. Biliyorum, eğer ADB açık bırakırsan Chrome'la direkt buna da bağlanabiliyorsun. Bu konuya girmiyorum. Her yayında aklımı kurcalayan bir şey anlatıyorsun bana. Bu konuya girmiyorum. Ben bu Mobisec'ten devam edelim gerçekten. Bu şu SCR Copy'de Genymotion'un open source bir tool'u. Bununla birlikte direkt şu arayüz geliyor. Yani bu SCR Copy'nin arayüzü. Normal uygulama yükleyip herhangi bir içine bir şey yazabiliyorsunuz telefonun. Güzel bir şey. Bir tane CTF'de bununla alakalı bir soru çözmüştüm. Kimse çözememişti. Nasıl yani? Server'ı editlemiştim. Ya birisi çözdü ama unintended çözdü. Bu bir tane server oluşturuyor şeyin içinde. Bak şurada bir tane server pushluyor. Server'ı editlemiştim. Farklı bir yani şeyini değiştirdim. Mimarisini, konuşma şeklinin. C'de yazılmış bir server var içinde. Onu değiştirip farklı bir şekilde konuşturuyordum ve ona adama şeyi veriyordum. Network trafiğini veriyorum. Bu server jar'ı veriyorum. Server jar'ı reverse deyip yani network'te nasıl konuşması gerektiğini bulması gerekiyor. Böyle 8-9 saat falan süresi vardı insanların. Pek çözüne çıkmamıştı o yüzden. İşte bir uygulama indiriyor bir adresten. Sonra uygulamaya bir input giriyor. Input girdiği zaman oradaki dosyayı decrypt edip ekrana play basıyordu. Ama o APK'yı indiren çıkmadı. Öyle neyse. Şey play bulmuştuk. Girip de deneyelim hatta şimdi play'i. Kan doğru mu? Reverse'ler için sanırım hep böyle flag girmemize izin veriyordu. O yüzden şeyi kullanmamıza gerek yok. This is a fucking basic reverse. Kopyalayıp yapıştırınca olmuyor. Bence olsun ya. Bunu da sağlayıverin aga ya. Nasıl olmaz? Oldu. Ah yes. Aynen valid flag. Valid flag. Güzel oldu abi. Evet ben... çözdük. Ha bak her şeyin temelinde bu tür crackmileri çözmek gerekiyor demek ki. Ben IDA Pro'yu öğreneyim falan diye girdiğim zamanlarda crackmi.pl miydi neydi? Listeden bir dünya exe indirip tek tek onun üzerinde uğraşıyordum. Evet. Android'e bakıyoruz aynı şeyi yapıyoruz aga. Yani bu hani bunu anlatmamız böyle direkt real life'da bunlar karşına çıkmaz ama hani bir uygulamayı anlamak için bu şekilde adımları ilerlememiz gerekebilir o yüzden. Bunlar önemli. Şimdi bir tane burada şey vardı. Comic Native diye. Bir Native kütüphane reverse vardı. Onu açalım. Şimdi ilk eğitimde bahsettiğim gibi lib klasörünün altında işte C ile C++ sayılmış kod parçalarının oluşturulduğu işte Native kütüphaneler oluyor. Bunun içinde de 4 tane farklı folder'da 4 tane kütüphane var. Lib Native, lib diye. Normal main activity'sini açarsak bunun load edildiğini göreceğiz bir yerde. Flag checker. Aynen. Yine flag checker class'ın içinde bu native'lip şöyle load ediliyor. Tamam. Bu kütüphanenin kullanılması için bu fonksiyonun çağrılması lazım. Tamam. Bu fonksiyon çağrıldığı zaman şöyle şeyler oluyor. Class'ın içinde tanımlar oluyor. Private static native işte şu başı önemli değil ama şu native kısmı önemli. Bu native demek bu native kütüphanenin içindeki bir fonksiyonla konuşacağı anlamına geliyor. İşte Java native interface demiştim. Siz kütüphaneyi build ettiğiniz zaman bu tarafla konuşabilecek. Yani mesela fonksiyonun adı şu olacak.
bu aynı olmak zorunda. İşte native kütüphane içindeki fonksiyon işte bir şeyle başlayacak. Devamında hello from other side olacak. Bunu da gidip Java tarafında tanımlarsanız bu fonksiyonu çağırdığınız zaman bu native kütüphanenin içindeki fonksiyon çağrılıyor. İşte bir fonksiyon şey dönüyorsa geride bir şey dönüyor. Bir nevi wrapper gibi bir şey yazıyorsun aslında. Evet. Yani wrapper tam wrapper denmez. Wrapper olması için alınan datayı da bir şekilde hani bir şekilde manipüle ediyor. Manipüleden kastım kötü anlamda değil de hani bir şekilde dokunuyor olması lazım ama aslında sen içerideki native library'yi mapliyorsun buraya. Java aslında sanki flag checker'ın içinde bu function tanımlıymışçasına görüyor bunu. Ama aslında arka tarafta buradaki SO library'sinin içindeki aynı isimdeki function çalışıyor diye anladım. Gayet güzel. Okay. Bu kısımda bir de şeyden de bahsedeyim. Şimdi bu native kütüphane load olduğu zaman, şu load library çalıştığı zaman arka tarafta yani şeyin içinde birkaç tane fonksiyon çağrılıyor. Kütüphanenin içinde direkt. Hiç bu fonksiyonu çağırmasanız bile sadece load library dediğiniz zaman gne-onload diye bir fonksiyon çağrılır. Kütüphanenin içinde. Yani sadece şunun yapılması bile native kütüphane içinde bir code execution olduğu anlamına gelir. Bunu unutmamak lazım. Çünkü mesela bir ileride yapacağım exploitlerde sadece şu komutun olması bile biz bu native kütüphaneyi değiştirebiliyorsak bizim orada remote code execution yapabilmemiz anlamına geliyor. İleride biz gidip şu fonksiyonun içine şey yazacağız, buraya komutumuzu yazacağız biz. Bu fonksiyon direkt çalışacak sadece load olduğu zaman. İleride şey zafiyetleri mi çıkacak? Bu native library'yi istediğim dosyayla değiştirebildiğim fonksiyonlar çıkacak. Mesela arbitrary file write gibi zafiyetler bulacağım ben. Evet, bunu bununla chainlediğimiz zaman... Sen bunu bana daha önce anlattın. Bir tane adam sürekli bug bounty'den $1,000,000 para kazandı diye anlatmıştın. API'den dönen datayı doğrudan nereye yazılacağı pet'ini de input'tan aldığı için pet'i bu library'nin pet'iyle değiştirdiğinden, content'i de API'den sen sunduğundan abi client'teki bu library'nin içini istediğim gibi değiştirebiliyorum. Load library de onu zaten otomatikman run ettiği için client side'de code execution her şey match etti bende. Evet. Cuk diye oturdu. Good boy. Good boy. Nasıl da anladı her şeyi. Ay çok iyiymiş bu. Hoşuma gitti ABC. Güzel. Şimdi biz bu kütüphaneye nasıl erişebiliyoruz? Şimdi ilk eğitimde yine şey demiştik. Bu uygulamalar aslında bir tane zip demiştik. Böyle copy paste yapıyorum. Sonunu zip yapacağım. Windows'ta olduğum için. Bunu zip yapıyorum ve bunu klasöre ayıklıyorum. Ayıkladım. Son kısmı tekrar söyleyeyim. Bu native kütüphaneler load olduğunda yani yüklendiği zaman bir tane fonksiyon illa çalışıyor arkasında şeyde. Yani şu native kütüphane içinde bu isimde bir fonksiyon var. gne-onload diye. Load olduğu zaman çalışacak fonksiyon. Siz gidip bu dosyanın olduğu bu dosyayı kontrol edebiliyorsanız yani libnative libso'yu içine herhangi bir şey yazarak bu onload fonksiyonu içine remote code execution elde edebiliyorsunuz. Bunu da başka zafiyetlerle birleştirirseniz çok müthiş şeyler olabilir yani. İleride varacağız o kısma ya. Ben gördüm Macondry'nin gittiği yeri. Nereye kadar sıvazlayacağız anladık. Yani temelde construction bir metot var orada abi. Evet. Şimdi ne yaptım? Bu APK'lar zip demiştim. Bunu zip'e çevirdim. Direkt Linux'taysanız unzip'i de açabilirsiniz. Bunu yapmanın sebebi SO'ya erişmen için değil mi? Evet, SO'ya erişmem lazım. Çünkü bu fonksiyon ne yapıyor ona bakacağım. Kısaca uygulamayı da yükleyeyim hatta şeye. Ya ben mesela şu anda amatör bir mobilci olarak senden dinliyorum, öğreniyorum. Ben olsam abi ne yaparım biliyor musun? Main activity'yi okurum amele gibi. Ondan sonra da flag checker function'ım vardı. Libnative'in hello from other side function'ı call etmeden önce belli şeylere bakıyor. O format'ı okurum. En sonunda SO'yu gider IDOPRO'ya veririm. O function'ın kodunu oluşturmaya çalışırım. Oradan okumaya çalışırım. Ben olsam böyle yaparım. Bakalım abi dur. Abi dur. Çalıştırmadım seni. Heyecanlandı hemen ya. Going native. Uygulamamızın adı bu. Tamam, yine flag istiyor ve check flag diyor. Main activity'ye bakıyorum. Yine edit text var. Text view var. Evet. Şuraya çevirememiş şey. Aynı buton var işte şurada da. On click var. Buton tanımlam check fonksiyonu. Check ID'sini. On click olduğunda. Flag checker'a gidelim. Heyecanlandım, özür dilerim. Flag check flag.
şekli bu da burada işte. Bu Java tarafından tanımlı. Ama şu fonksiyon en son return hello from other side native'de. Yani bunu göremeyeceğiz. Şu anki checklere bakalım ne yapıyormuş. Trail'e split ediyormuş. Boyunun 2 olması lazım. Yani bir tane tre var içinde en azından. Tamam. Mobisec'te başlayacak. Şeyle bitecek. Bunu replace etmiş. Sonra sonunu da replace etmiş. Yani sadece fleeing arasını aldı şu an. Şu replace 2'de. Bunun diyor şu regex'e uyması lazım diyor. Ve boyunun 6 olması lazım diyor. Şu arada kalan kısmın. Ama ama şeyde içermiyor, o tire içermeyecek mi aradaki kısım? Derin bir sessizlik. Ha bir dakika. Ha, iki tane replace var. Pardon, ben bunu hepsini atıyor sandım. Split. Şu split 0 tireden öncesi. Hı-hı. Yani diyelim nerede şey? Mobisec arada şeyler oldu. Yani şey gibi bu. Büyük ihtimalle serial key gibi bir şey isteyecek bizden. Split edecek. Şununla tamam. Şunu split etti. Aynen. Ama sağında şey bu. Kaldı. Curly kaldı. Chat çok sessiz. Hepimiz sessiziz. Anlamaya çalışıyoruz. Behlül tamam. Android Gini Native Loop şeklinde çalışıyor. Aynen. Gini aradaki şey işte. Aynen. Native Interface. Tamam, ikiye böldü. İkiye böldü. İlk kısımda Mobisec'i sildi. Tamam. İkinci kısımda şeyi sildi. Nereden biliyorsun sildiğini? Replace şurada etmiş replace adam. Ediyor. Boş şeyle replace ediyor. Şu boş string oluyor genelde o yüzden. Ha tamam. ABC'cim sen kadar. Evet. Için. Peki. Ve hiç şunun şeyine bakmıyorum bile. Ezberlediğim için. Tamam. Sildi sonra replace kısmı. 2'de diyor. Hı hı. Şunun boyu 6 olacakmış şu tarafı. Ve ikinci şeye native fonksiyona da ilk çıkan şununla ikincisini veriyor. İkincisi integer olmak zorunda çünkü parse integer'a çeviriyor. İkinci evet. Kısım. Birinci zaten şuradaki regex'i sadece aynen. Int olmak zorunda. Aynen. Bunun aynen. Ne olduğunu bilmiyoruz ama. Burası şey de olabilir. ASCII de olabilir. Normal şey de olabilir. Hepsi olabilir. Şimdi gidip bu native fonksiyona bakacağız. Native. Hadi bakalım. Going native'i unzip ettim. Şimdi burada kaç tane mimari var? Ben 32 bite yürürüm direkt. Niye bilmiyorum. 32 bite yürüyorum. Gidra'yı açayım. Gidra da bilmiyorum ben. İDA açmıyorum. İDA herkeste olmayabilir. Gidra herkeste olabileceği için. Bunu açıyorum. Chat anladınız mı? Bir artı bir yazın. Bakayım. Chat'te herkes susmuş durumda. En sevdiğim chat. Öğretmenim bugün canlı ders var. Sürükle bırak yok mu ya? Allahsız. Yok. Yapamamıştım. Tamam, açalım. Bunun ilk önce direkt fonksiyonlarını göstereyim size. Hmm. Tamam. Zaten direkt Java, com, mobisec, go native, hello evet. From the other side burada zaten var. Bu fonksiyon zaten bu gidecek. Fonksiyon formatı şöyle. Bulunduğu class Java ile başlıyor. Bu dışarıya import etmek için Java ile başlamanız lazım. Ama şeyse, şimdi burası da tam net değil. Mesela bazı packer'lar var Android'de. Böyle tanımlamıyorlar ama yani şeyde ilk açtığınız zaman böyle bir fonksiyon göremiyorsunuz burada. Fakat bu load library çalıştığı zaman uygulamanın o gini onload fonksiyonunda bu fonksiyonları dinamik olarak register edebiliyorsun. He, çakal. Evet, o çakallı hepsi yapıyor. Mantıklı. Statik analizden kaçmak için abi. Evet.
Ve o çakallığı ben de çok ilginç bir şekilde yapıyorum dinamik olarak. Böyle Frida falan hiç yakalayamıyor beni. Bunu biz CTF yaptığımızda soracağım herkese. Abi Allah aşkına yavaş alt tab yap. Ben 720p izliyorum, tamam mı? Tamam yapacağım. Şimdi. Tamam. Ben olsam bu fonksiyonu anlamaya çalışırım önce. İlk yapacağım evet, iş şimdi, bu olur. Cidran'ın arayüzünde şurada disassemble var. Sağda decompile kısmı var. Sen de bu decompile kısmına geçeyim. Şimdiki. Burayı zoom yapma şansın yok değil mi? Hiç hayatında öyle bir şey yapmadın. Yapmışım. İnternet değil. Daha zor bir yere koysalarmış abi. Evet. Ay şimdi burada şeyi anlatsaydım. Dur bakayım. Evet şimdilik bakalım şöyle. Şimdi bu fonksiyonlar genelde object oriented bütün programlama dillerinde ilk parametre bir class'sa yani bu class'ın içindeyse şey olur. Hani this'tir işte context'tir şu anki self'tir falan filan o olur. Buradaki parametre bir şeyi temsil ediyor. Bu Java Native Interface'in environment'ını temsil ediyor. Biraz daha ilerlediğim zaman tekrar anlatacağım oraya değineceğim. Kalanlar da bizim şeyleri diğer parametreleri temsil edecek şimdi. Yani ben 2 ile 3.'sü aslında benim. Pardon 4 var. Bunda 2 tane parametre var. Yani sondan bakarsanız genelde sondan bakmak daha kâfi oluyor hep. Şu 2 tanesinin benim şeye denk gelmesi lazım şunların. Başta 2 tane farklı parametre var. Biri environment bir tanesi de neydi adı? Native ile alakalı bir şey o da. Tamam. Şimdiki. Param 3 ve param 4. Bunları rename edelim. İkinci kısım yaz. Replace 2. Replace 1. Tamam. Hop hop. Şu param bu şeyle alakalı. Replace 2'nin diyor. Şunu aynı olması lazım. Replace 2. Integer değerdi değil mi bu? Evet. Replace 2 integer değerdi. Aynen integer'di. Öyle. Şunun int'ini alırsak bu da ASCII'ye denk geliyor bu arada ama. Python açalım. Hop açamadık. Şey patladı. Dursun. Minecraft oynamaya son 2 alt tab kaldı diye. Sen alt tab yaptıkça kareleşiyor ya burası abi. Tamam sorry. Bunu çevirdiğimizde 31.337 çıktı. Tamam. Yani replace 2'miziz. O olacakmış. Peki. Ama asıl sıkıntı replace 1'de. Evet. Şimdi ben buraya bakınca ne olduğunu anladım ama şunu size şeye çevirmem lazım. Şimdi şu environment 1 dediğim gibi Java Native Interface'te şu ablanın şeyini açarsak Raging Rocks. Böyle kısaca kopya çekelim şunu. Dosya değil. Nerede dosya? Header. Bir header dosyası ekleyeceğiz şeyin içine. Cidra'nın. Böylece hoop diye bize o fonksiyonun ne olduğunu gösterecek. Çok büyülü bir şey. Peki. Selam chat. Bazı arkadaşlar selam yazmış. Aa burada varmış zaten. Kandırıldım. Gini. Aynen. Şimdi ben zaten koymuşum. Şimdi ne yaptım ben? Bu ilk ilk parametre dediğim gibi bir environment parametresi. Bu Java ile çağrılan fonksiyonların ilk parametresi environment parametresi oluyor. Şimdi bu bir structure tanımlıyor environment şeyinde. Ve bunun şuraya koyduğumuz bu gini all fonksiyon şeyi ya da burada tanımlanan bu dosyanın içinde bu structure'ın tanımlanmış hali var. Uzun açılmış işte bu pointer'ın şurası şuna tekabül ediyor. İşte belli bir offset'e gidersen şu fonksiyon çağrılır diye. Bunları da bu dosyaya koyduğunuz zaman IDA içinde var, Cidra içinde var bu. Koyduğumuz zaman bize şuna çeviriyor.
Mesela bu parametre 1 benim environment parametrem. Şunu env yazalım. Bunun işte offset'i daha demin burada mesela bir sayı yazıyordu. O sayıya gidip pointer olarak o sayıya gidip onu fonksiyon olarak çağırıyordu. Buradakinde de ne yaptı? Şu an bize string yani şey olarak söylüyor. Fonksiyon ismini söylüyor direkt. Buradaki bu replace 1 bizim Java string'imizdi. Yani şuradan Java string olarak geliyor. Replace. Tamam. Bunu string utf chars'a çevirmiş bu fonksiyonu. Ve bunu ES'e atamış. Buradaki ES de parametresi de char pointer. Aga ben hiç bu dönüşümü yapmadan alt alt çizgi S benim string'imi tutuyor der devam ederdim. Yanlış mı bakıyorum? Çünkü evet, aşağıda da STRL edeni çağırmış bu, yani. Bu string'in uzunluğuna bakmış. Evet evet. Ben de onu görünce direkt anladım. Ama herkes anlasın diye bunu ekleyelim dedim. Bu detay bilgiyi öğrenmenin güzel belli oldu. Zaten ne olacak. Aynen cahilce ilerlememiş olduk. Bu detay yani bu karışık önemli. Şeylerde önemli oluyor. Örneğin evet. Hemen kendi reklamımızdan göstereyim. Pentest blog'daki şu şeyde neydi adı onun? Şu. Mesela bu native şey kullanan bir tane zararlı. Mesela bunun içinde bir sürü var bundan. O yüzden bu sembolleri yüklüyorsun ki rahat şey yapabileyim çok diye. Çok rahat bakabiliyorsunuz yüklerseniz. Anladım. Mesela şöyle şeyler çıkıyor gibi gibi. Bayağı yardımcı oluyor size bunu. Kesin kullanın yani. Evet sonra ne yaptı? String'i aldı, karakterleri pointer'a attı. Boyuna baktı. Boyuna baktı. S vardı, bunun boyu var. Boyunun C olması lazım. Yani 12 olması lazım. 12. Diyor. Tamam. Şurada ne yapmış? Pointer'ı almış, dereferans etmiş ve end demiş. Bu ne demek? End'le başlaması mi? Gerekiyor aynen. String'i. Aynen. Boyu 12 olacak ve neyle başlayacak? Sonra 0xOB indeksine bakmış. O'lu O diyecek demiş. Sonra ne demiş burada? Şurası ne? Burası native. Büyük ihtimalle native yazacak şurada. Şu an sadece sallıyorum. String copy demiş. Lokal bir e demiş. Bir e bir char array'imiz. Char array'ine string copy nasıl çalışıyormuş? Char source ve destination source boy. Destination source boy. Destination source ve boyu. Yani birden fazlasını birinci indeksten 5'e kadar 5 boyunda lokal bir e'ye koymuş ve bunu native ile compare etmiş. Yani dediğim gibi işte neden sonrasını almış ve on native ile compare ediyor. Bunun karşılaştırmasını yapmış. Değilse çıkıyor işte gidiyor aşağı doğru. Yani bu şu aşağına kadar şöyle oldu. O zaman ne ile başlayacak abi? Hani ve sondan bir önceki o olacak. 20. satırda bunu öğrendim ben. Yanlış mı? Evet. Doğru. 0x'ci 12 karakter boyunda olacak bu vatandaş. 0xb sondan bir önceki karakteri o olacak. İlk karakteri ne olacak? Ardından bunun ilk karakterini atlamış. Ondan sonraki 5 karakterini alıp lokal bir function variable'ına atamış 21. satırda. Ardından da bunu ative kelimesiyle compare etmiş. Eğer match etmiyorsa çıkıyor. Demek ki etmesi lazım. Demek ki abi native diye devam ediyor. Evet. Başı native olacak. Tamam. Native ile başladık. Son devamında 9. karakter alt enter'e, 6. karakter alt enter'e, 7, i, 1, 8, aç. Aç bizi, aç. Şimdi açıyorum. İlk alt tabumuzu yaptık. Native. Alt çizgi. Şöyle kaçtı? 13. 12 idi. 12 idi. Sondan bir önceki 11, o olacak. 12. Hı-hı. Sondan bir önceki o. Tamam. 6.sı alt enter'e, 7, 8, is. Şimdi bu 1. Birincisi native. 0. yani. Bir fazlasına bakacağız. 7'ye gideceğiz. Tamam işte. 7 alt antre. Tamam. Tamam şu an doğruyuz. Burası is. Hı-hı. Ben hala boyumuz 12. 8, 9 alt antre. Bu oymuş. Sonuncusu nerede bakalım? Sonuncusu o da S. Bu? Çünkü o 29, 30, 31'de yaptığı evet, şurada soru varmış. 29'da. Aynen. S'nin 10. 10'dan sonrasını. Sonra karşılaştırmış. Bunun O olduğunu biliyoruz zaten.
Aynen, gerek yok. Sevdi olsa yetermiş. Aa, bir dakika. Bu niye fazla oldu? Benim kafam mı karıştı? 12. FreeXC 12 değil mi? Evet. 10. karakter. Soğuğu mu yazıyor acaba? 9 nerede? Şu an 9'dayız. Dün. Ama bu vatandaş sıfırla başlamıyor mu? Hmm. Aslında 13 karakter sanırım. Ama boyu 12. Ha, boyu 12. Şimdi evet çözüyoruz. Çağlar gelmiş. Hoş boyu geldin 12, Çağlar'cığım. 11. karakter ama sıfıra göre. Evet evet doğru. Şu an doğru ya. Tamam. Native so oluyor işte. Boyu bir fazla mi olmak zorunda ya sıfırdan başladığımız için. Tamam. Native so olacak Chris. Tamam. So olacak. Devamında zaten şöyle olduğunu biliyoruz. 31.330. Nereden biliyoruz? Şu karşılaştırmadan biliyoruz. 2'den. Bunu int'e çevirdiğimizde zaten buna tekabül ediyor. Bir de arada tre olacaktı. Aynen. Bunu şimdi MobiSec'in ortasına koyduğumuzda bu çocuğun okuması lazım. Aa. Niye öyle dedi? Çünkü 31.337 diyor ama oranın 6 karakter olmasını istiyor. Biz 5 karakter yazdık sağ tarafına. 6 diyor. Sıfır mı koyacağız başına? Öyle mi? Buraya da sıfır koyabilirdim. Evet. Evet, sıfır varmış. Nice! MDI anladı. Peki sıfır nereden var? Bunu anlamadı MDI. Sıfır nereden var? Boyu 6 ya abi. Boyun 6 olması lazım ama aynı şeye sahip olması lazım. Başına sıfır koyuyoruz o yüzden. 1 koy. Ama şey büyür bu sefer. Sayının kendisi büyür. Ha, peki tamam. Yani şunu bu koşulluk sağlamak için sıfır koyuyoruz için başına. Şimdi anladım, şimdi anladım. Oy. Tamam, bu da okey. Çok iyi oldu. Biraz native'e direkt kafa göz girmiş olduk ama daha sonra tekrar geliriz onlara. Vallahi abi yani güzel, iyi. Anlaşıldı mı chat? Onun başına sıfır koymamızın sebebi iş native tarafa gittiğinde 0.31.337 olarak gelsin ki oradaki integer comparison'da 31.337 ile match etsin diye. Başına şimdi sıfır şöyle koydum. Gençler. Umarım doğru anlatıyorum. Şuradan text alıyoruz ya split 1'den. Şu text'i alacak. Tre'den sonrasını alacak. Şuraya alacak. Bunu aldı diyelim burası 2 olsun. Şurada bu verdiğimiz değeri parse int yapıyor. Parse int yani başı 0 ise int'e çevirdiğiniz zaman yine bunu dönecek size. Yani değer olarak integer değer olarak bunu dönecek. Bizim niye buna ihtiyacımız var? Çünkü native tarafta kapatmışım. Orada o bu değerle karşılaştırıyor direkt. Bu koşulu sağlayabilmemiz için başına 0 koymamız lazım. Yani bu direkt integer olarak almıyor aslında. Text olarak alıyor. Burada parse int'e düşürdüğümüzde sıfır koyarsak başına sıfır gelmiyor. Şimdi daha yanlış. Benim anlattığım yanlış. Aynen. Şimdi oturmuştur herkes. Evet. İyi yandı kafamız. Güzel. Siteye baksana gelmiş mi alet? Geldiyse tık tık flaglerimize girelim. Baby Rev'i çözdük. Flag'imiz neydi? İkincisiydi. Giremedik be. Tüh. Aga be. Ha girdik. Haydi. Hangi şeydi? Koyun neydi bu? 25'lik çözmüşüz. Tüh. Oy. Aga sen bize niye böyle yapıyorsun? Amına koyayım arada 10 puan 20 puan varmış. Sen bana niye böyle davranıyorsun? Uposu aç ya. 35 puan. Aç aç. 100 puan aç. Yok açma aga yeter ya.
Bu bayağı kafaya yakıyor. Buna önceden bakmıştım da. Baktın mı? Bakayım, bunlar duruyorsa şunlardan birkaç tane çözebilir miyiz acaba? Bir tane ya, bundan çözelim. Kanser eder bizi, boş var ya. DC'de çözeriz core ekiple bunları. Yani tamam. App dev kısmını. Ne yapalım? Reverse'den bir tane daha çözelim mi yoksa? Wow, 1 saat 20 dakika oldu bro. Saat 11. Hani bence chat devam mı chat? Chat'e sorarsak mı? Yok chat, chat'e sorarsak devam yani. Chat'e sorarsak devam. Bir tane daha çözelim. Şu pin kodu çözelim. Tamam. 10 puan o da çıksın arada. Pin kod. Abi ben çözmeye çalışayım sana. Sen şimdi beni yönlendirme, tamam, tamam mı? Sen mouse kontrolü şey, tamam. Sen tuşlara bas, ben mouse kontrolü. Peki. Peki Tolga abi main'e gidelim. main'e okuyalım. Checking pin demiş. Yavaş okuyalım Tolga abi, ben anlamıyorum. Check pin diye orada function varmış. Main activity dediğinden pin'i alıyormuş. Pin ne? Pin text araya mı oradaki ikinci parametresi? Text. Pin widget. Tamam, pin widget. Pin'e gireceğiz. Bir şey çözülecek büyük ihtimalle. Ondan sonra aşağıda ne var? Check pin var. Eğer check pin'den sonra ne yapıyor? Check pin'i niye check ediyor da daha sonra get flag diyor? Bir dakika. Pin doğru değilse oraya girip return ediyoruz. Aşağıya gidemiyormuşuz. 94. satırda return varmış. O zaman check pin'i okumamız lazım. Get flag'e sonra bakarız. Yanlış mıyım hocam? Yanlış ona gidiyorsam da durdurun beni. Tamam, güzel. Tolga abi hap düştü. Benim sesim geliyor mu? Alo. Aga şimdi burada iç içe iki tane. Ben Yusuf Hoca gibi konuşuyorum. Aga şimdi burada iç içe iki tane loop var. 25'ten 400'e kadar. MD5 instance'ını almış. MD5 update ne demek? Bilmiyorum o iş nasıl çalışıyor orada yani. Pin byte'ın bytes. Öyle bir değer bulacağım ki ben günün sonunda bu aşağıdaki hash'e eşit olması gerekecek. Doğru mu anlıyorum? Evet. Tamam. Peki bunu MD nasıl yapıyor? Şurada ne yapıyor kısmı, update'de? O ya MD instance update dediğim gelen bin bytes'ı update'lemiş ama ondan sonra pin byte'ı digit'ini alıp onu klonluyor. Dur bir dakika. Bu abi aslında şey, ne yapıyor bu? Chat'e soralım hemen. Aynen, bir de şu tepedeki kontrol önemli. Aa, onu unuttum. Pin 6 karakterli olacak. Tamam. Okey. Abi ben burada ama şeyi anlamadım. Neden mesela hani 10.000 defa 400 çarpı 25 kaç yapar? 10.000 mi yapıyor? 10.000 defa dönüyor ama bu vatandaş ne i'yi kullanmış ne j'yi, ben mi göremiyorum? Bir tıklasana i'nin üstüne. Kullanmıyor. Tamam, 10.000 şey defa dönüyor yani. Yani sen bir kere şansını almak yerine 100.000 kere alıyorsun. Kendi şeyle update edip sürekli devamlı. İşte ben onu anlamıyorum. Bu indisler niye kullanıyor? Bak demek ki burada şöyle bir fark da var. Ben mesela hep böyle gerçekten hani product'ın kodunu okuduğum zaman abi meaningful bir şey arıyorum hani. Evet evet. Anladım. Ya bunu o direkt zaman şuraya da 10.000 de yazabilirmiş. Niye böyle yapmış? Evet böyle? Yani 10.000 defa hash'ini al. Kaç ediyorsun? Kaç yapıyor lan o? 20 ile çarparsam 8.000 yapar. 25'e 4'ü çarparsam 100 yapar. 10.000 evet. Ha. 10.000 defa hash'ini alacak. Bir şeyin 6 tane de neyin 10.000 defa hash'ini alınca sağdaki yapıyor. Şimdi bu biraz saçma geldi bana. Biraz uğraştırıyordu ya. Tüm mesele bu yani. Bu pin'i bulursak devamında burada get flag'e geliyor pin. Get flag'e geliyor. Get flag de bu da kendi sunucusuna istek atıyor. He. Yani sunucudan alıyor. Yani sunucudan dönüyor. Doğru pin yollarsa. Peki ben şu anda niye yani hangi 6 haneli integer'ın 10.000 defa hash'ini aldığımda bu değer çıktığının peşini düşüyorum?
Düşmem gerekiyor. Yani normal hayatta şeyler de olabiliyor. Böyle statik hash falan hesaplayan bazı salak app'ler olabiliyor. Biraz ona gönderme yapmış herhalde abi. He. Yani bunu oturup yazıp bulmak gerek, yanlış mı düşünüyorum? Hı hı. Doğru doğru. Gönderme var demiş biri. Ne bileyim. Gönderme var. Selam çakmışlar. O zaman abi yazalım Tolga abi. Niye? Firda ile alakalı değil mi be? Ya abi binary patching gibi kafalara girersen direkt o get flag kısmına gidersin ama adam sunucuya koymasının sebebi evet. De o yani zaten. Aynen. Özgün'ün dediği gibi MD5 brute force ama bu hash'ler attığınızda çıkmıyor çünkü 10.000 kere aldığı için kimse 10.000 kere almamıştır bir şeyin içinde. İnternette.